Merhabalar, Bilkent Siyaset Konuşuyor. Gazete Bilkent'in kampüs söyleşisine hoş geldiniz. Bugün Bilkent Merkez Kampüsü'ndeyiz. Buradaki arkadaşlarımıza andımızın kaldırılması ve ODTÜ'de çok tartışılan yol çalışmasıyla ilgili fikirlerini soracağız. Andımızın kaldırılmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Andımızın kaldırılması bence biraz milli duyguları biraz köreltten bir şey oldu. Bence milli vicdanı yaralayan bir şey olduğunu düşünüyorum andımızın kaldırılmasının. Çocuklarımıza bence biz bunu evde de öğretebiliriz. Yani sadece okullarda olması onların Atatürk'ü sevmesiyle alakalı bir şey değil. İlkokul çocukları hani soğukta çok üşüyorlardı açıkçası. Andımı söylerken ben de bunları çok yaşadım. Biz yıllarca her sabah andımızı okuduk okula girerken. Ve bunu okurken hani Türk'üm, doğruyum, çalışkanım derken hiçbir zaman kafamdan şu geçmedi benim. Ben Türk'üm, sadece Türkleri severim. Ben milliyetçiyim. Başka hiçbir milletten insanı sevmem. Hani böyle sabit, katı bir fikrim hiçbir zaman olmadı. Bu tasarlar daha küçük yaşta mesela bazı şeyler öğreniliyor milliyetçilik adına. O da artık iyice hani azaltılan bir şey oldu. Milliyetçilik duygularının öğrenilmesi bence kötü bir şey olduğunu düşünüyorum yani. Çocuklarımızın geçmişten gelen değerleri öğrenmesi açısından da kötü oldu. Çünkü anlamımız bunları özet mahiyetinde söylüyordu. Türkiye bir ulus devlet. Hani tabii ki çok uluslu bir devlet ama buradaki Türk konsepti var. Anlamımızda o geçiyor ve zaten AK Parti'nin kaldırma nedeni bu bunu ama Türk burada ki anlamımızdaki Türklükten kastedilen şey etnik bir Türklük değil. Belki şu andaki hükümet yerine başka bir hükümet bu uygulamaya gitseydi bu kadar ses çıkmayabilirdi. Başka bir ırktan bir insan düşündüğüm zaman onların hani demokratik açıdan onlar için iyi olduğunu düşünüyorum. ODTÜ'deki yol çalışması hakkında ne düşünüyorsun? Yolun gerekli olduğunu düşünüyorum ama bu şekilde yapılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir şeyleri kızıştırmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Bazı kişiler bunun gerekli olduğunu düşünüyor ama neden şimdi? Neden ODTÜ yani? Ormanın katledilerek yapılması hani yanlış olduğu kanısındayım. Belki hani metro çalışmalarına daha çok önem verilseydi daha ileri gidebilirdik diye düşünüyorum. Belli trafik sıkıntıları yüzünden ormanın kesilmesine hiçbir şekilde katılmıyorum, desteklemiyorum. Bir AVM projesi var. Onunla ilgili bir çözüm olarak görüldüğü söyleniyor bu yol projesinin. Bunun da karşısındayım. Trafiği rahatlatmak için yol yapmamız gerektiği, trafiği rahatlatmak için toplu taşımayı geliştirmemiz lazım. Uzun süredir Ankara'dayım. Bu metro çalışması var. Biliyorsunuz belki Çayyolu metrosu. Mesela ona bu kadar yatırım yapılmadan, yani o yol daha yapılmadan, o metro daha yapılmadan oraya yol çalışması yapmaları, yani araçları kesmeleri ben çok yani doğru bulmuyorum. 100. yılda oturan bir sakin olarak ODTÜ'deki yol çalışmasının Ankara trafiğine bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca yapılan yolun bir gece baskınıyla bir anda açılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Trafik rahatlayacaksa metro daha çok rahatlatır. Oradan bir yol yapmak bir çözüm değil. Yalnız şöyle bir şey var. Muhalefet peki neden bir yol, neden bir çözüm ya da neden bir alternatif sunmadı? Eğer Ankara Büyükşehir Belediyesi ODTÜ'deki yol yapmak için gösterdiği çabayı metrolara ve başka yatırımları yapmaya yönlendirseydi şu anda Ankara'da trafik diye bir sorun olmazdı.